Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir diyerekten bugünkü programa başlıyorum arkadaşlar. Jack Kirby. Herhalde artık Jack Kirby abiyi bilmeyenimiz yok. Her zaman diyorum ya, çizgi roman dünyasında Stan Lee bir yazar olarak neyse, Jack Kirby de çizgi roman dünyasında bir çizer olarak odur arkadaşlar. Kendisi hakikaten de çizgi roman dünyasının en başta gelen duayenlerinden birisidir. Bugün Jim Lee de dahil olmak üzere bildiğimiz o harikulade çizerlerin hepsi kendisinden mutlaka ve mutlaka esinlenmiştir. Ve her zaman Jack Kirby'yi örnek almışlardır çizim anlamında ve her zaman da Jack Kirby'ye karşı büyük bir saygı duyarlar ki aynı zamanda çizgi roman okurları tarafından da gerçekten çok sevilir arkadaşlar Jack Kirby. Çünkü çizim anlamında çizgi roman dünyasında büyük çığır açmıştır ki onun yanı sıra daha önce de size bahsetmiştim. Marvel'de ve bugün DC Comics'te yani bildiğimiz o bazı meşhur popüler kahramanların hepsini o yaratmıştır ki bunlara da birazdan zaten bu kitabı incelemeye aldığımızda değineceğim. Ama onun öncesinde sizlere biraz Jack Kirby'nin hayat hikayesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Jack Kirby 1917 yılında arkadaşlar New York'ta dünyaya gelir ve kendisi Avusturya asıllı bir Yahudi ailenin çocuğudur. 1917 yılında dünyaya gelen Jack Kirby eğitimini tamamladıktan sonra 1936 yılında ilk olarak çizer olarak daha doğrusu ilk çizerlik işine başlayacaktır. Nerede başlayacaktır? Lincoln Syndicate Newspaper adında bir gazetede 2-3 panelden oluşan karikatürler çizmeye başlayacaktır. Bilenler bilecektir. Hala var mı yok mu bilmiyorum ama eskiden bizim bu Türkiye'deki gazetelerde de böyle 2-3 panellik ufak karikatürler yayınlanırdı günlük. İşte Jack Kirby tam olarak bu tarz bir işle çizerlik hayatına başlayacaktır. Ve 3 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra 1939 senesinde aynı zamanda yeni bir takım çizgi filmleri çizmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bunların arasında hatta Temel Reis de olacaktır. Biliyorsunuz Temel Reis'i herhalde bilmeyenimiz yoktur. Özellikle benim yaşımdakilerin hepsi bilirler. Sonrasında arkadaşlar 1940 yılında Jack Kirby yine hem gazete hem de aynı zamanda çizgi roman yayınlayan bir firmaya geçecektir. Bu firmanın adı da Fox Syndicate Newspaper'dır. Burada kendisi tabii ki çizgi roman bazında bir takım çizimler de yapmaya başlayacaktır. Ve işte buraya geçtiğinde bu firmaya Joe Simon'la tanışacaktır. Joe Simon da kimdir? Yine kendisi çizgi roman dünyasında çok bilinen, popüler ve saygınlığı olan bir yazardır. 1940 senesinde arkadaşlar Jack Kirby ve Joe Simon hepimizin o bildiği meşhur karakterlerden birisi olan Kaptan Amerika'yı yaratırlar. Kaptan Amerika da o dönem Timely Comics adında bir firmadan yayınlanmaktadır ki sonraları Timely Comics ne olacaktır arkadaşlar? Marvel Comics olacaktır. Ve Jack Kirby Kaptan Amerika'yı yaratır Joe Simon'la beraber 1940 yılında ve gerçekten de bu çizgi roman çok tutulur arkadaşlar. Çok beğenilir. Hatta birinci sayısı çıktığı gibi stok dışı kalacaktır. Yani herkes çatır çatır alacaktır. Gerçekten beğenecektir. Akabinde 1943 senesine geldiğimizde arkadaşlar malumunuz 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinden dolayı Jack Kirby de o dönem orduya yazılır ve orduya katılır. Orduya katıldıktan sonra da 1944 senesinde yanlış hatırlamıyorsam Fransa'ya gider, Normandiya'ya gider ve Normandiya'da geri hizmette bir süre askerlik hizmeti verecektir kendisi geri hizmette kalarak. Askerlik hizmetini bitirdikten sonra arkadaşlar Jack Kirby tekrar Amerika'ya dönecektir. 1946 senesinde Amerika'ya döndükten sonra kendisi yine Joe Simon abiyle beraber bir sürü çizgi roman yazıp çizmeye başlayacaktır. Fakat bu yazıp çizdikleri çizgi romanlar arkadaşlar genellikle böyle dramatik, romantizm ağırlıklı ve savaş ağırlıklı çizgi romanlar olacaktır. Ki tabii ki bunlar çok da fazla böyle tutulmayacaktır. Gel zaman git zaman bu ikili yollarını ayıracaktır arkadaşlar. 1950 yılların ortalarında Jack Kirby tamamıyla Marvel'e geçecektir ve Marvel'de zaten işte hepimizin bildiği o Stan Lee ile olan tanışması gerçekleşecektir ki zaten onun sonrasında hepimizin bildiği bu Marvel'in baş kahramanları teker teker piyasaya çıkmaya başlayacaktır. İşte bunların arasında kimler var? Iron Man, Thor, Hulk, Fantastic Dörtlü, Silver Surfer, Inhumans, Black Panther. Bunları bildiğiniz gibi bu ikili
teker teker yaratıp piyasaya sürmeye başlayacaktır ve hakikaten de gerçekten okuyucu kitlesi tarafından çok beğenilecektir. Bu çizimler olsun, işte efendime söyleyeyim hikayeler olsun, herkese farklı bir tat vermeye başlayacaktır bu çizgi romanlar. Ve sonrasında gel zaman git zaman tabii ki Jack Kirby ile Stan Lee'nin de arası açılmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü zaman değişecektir. Zaman değişmesiyle beraber işte Stan Lee bir takım başka çizerlerle de çalışmaya başlayacaktır. Hatırlayacak olursanız bunu daha önce bahsetmiştim Silver Surfer çizgi roman incelemesi videomda. Kendisi mesela John Buscema ile çalışacaktır ki orada yine belirtmiştim Silver Surfer karakterini aslında Jack Kirby yaratmıştır. Ama gel gelelim Stan Lee Silver Surfer'ı yazarken çizer olarak yanına John Buscema'yı alır. Ve tabii bunun yanı sıra yine Jack Kirby irili ufaklı Marvel'da bir takım parasal problemler yaşayacaktır. Bu yüzden mesela sürekli olarak gel git yapacaktır o dönem. Bir ara mesela DC'ye gidecektir. DC'de mesela işte bu Fourth World, yani kimdir onlar? Darkseid, ondan sonra Mr. Miracle, Orion gibi karakterleri yaratacaktır orada. Yine o karakterleri biliyorsunuz bugün çok popüler olan karakterler. Yani anlayacağınız Jack Kirby sadece Marvel'deki o bizim bildiğimiz karakterler değil. DC'de de bir takım böyle şu anda çok meşhur olan karakterleri de yaratmıştır aynı zamanda. Ama DC'de de parası olarak istediğini bulamayacaktır. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir Marvel'e 3 defa gidip gelecektir Jack Kirby. Ve en nihayetinde üçüncüsünde Marvel'e gelecektir 1970'li yılların başlarında. Tekrar o dönem yine bir sürü işler yapacaktır Marvel'e. İşte Eternals çizgi romanını mesela yaratacaktır. Onun yanı sıra yine bir takım çizgi romanları yaratacaktır Marvel'da. Ve yine çizmeye de devam edecektir tabii. Onun yanı sıra Thor'u çizecektir, işte Iron Man'i çizecektir. Zaman zaman çizmeye devam edecektir. Fakat sonrasında tabii ki zevkler değişecektir. Çizimleri Jack Kirby'nin o dönemki yeni çizgi roman okuyucu kitlesine biraz banal gelmeye başlayacaktır. Çünkü neden? İşte John Buscema, Neil Adams gibi böyle çizerler belirmeye başlayacaktır. Ve tabii ki o çizerler çok farklı böyle çok daha gösterişli güzel teknikler kullanmaya başlayacaktır. Tabii ki kendisinin çizimleri bu açıdan nasıl diyeyim? Böyle biraz daha geri planda kalacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. John Buscema olsun, Neil Adams olsun, bu adamlar kendileri de söylüyor zaten. Çizimlerini, yani kendilerini geliştirirken tamamıyla Jack Kirby çizim tekniklerini ele almışlardır. Jack Kirby'nin çizimleri neden meşhurdur? Özellikle aksiyon çizimleri, aksiyon sahnelerini çizerken dolu dolu çizer böyle. Ve yani o zamana kadar hiç çizilmemiş bir şekilde bayağı bir nasıl diyeyim böyle gösterişli bir şekilde çizdiği için herkes tarafından çok beğenilmiştir. Ve dediğim gibi bugün hala da herkes tarafından saygınlıkla anılır Jack Kirby. Ama kısaca Jack Kirby'nin çizgi roman içerisindeki çizerlik hayatı bu kadar arkadaşlar. Kendisi zaten 1994 senesinde kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybedecektir. Ve oldukça da dediğim gibi bir sürü iş yapmıştır irili ufaklı Jack Kirby. Yani bütün hayatı bolca çizmekle geçmiştir. Ve Marvel geçtiğimiz günlerde ne zaman çıktı bu bilmiyorum ama yani ben en azından geçtiğimiz günlerde aldım, öyle söyleyeyim. Böyle güzel onun sanatını anlatan, gösteren güzel böyle bir slipcase, hardcover kitap yapmış. Şimdi isterseniz gelin bunu masaya yatıralım. Sayfalarına tek tek bakmaya başlayalım. Bir yandan da Jack Kirby'nin icra etmiş olduğu sanatını siz de görün diyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar işte buradayız. The Marvel Legacy of Jack Kirby kitabı. Slipcase, klasörlü bir güzel kitap arkadaşlar. Arka kapağında görüyorsunuz burada. Jack Kirby imzalı harikulade bir Thor çizimi var. Ve yine kitabın kapağının üzerinde arkadaşlar Eternals çizgi romanına ait Jack Kirby imzalı bir resim var arkadaşlar. Kitabımızı açmaya başlayalım şimdi. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Jack Kirby'nin arkadaşlar nüfustaki ismi Jacob Kurtzberg'tir. Fakat kendisi zannedersem Amerikalılara daha sempatik gelsin diye iş hayatında Jack Kirby ismini kullanmıştır. Ama dediğim gibi esas nüfustaki ismi Jacob Kurtzberg'tir arkadaşlar. Evet, burada harikulade bir Kaptan Amerika çizimiyle kitabımızı açıyoruz arkadaşlar. 1976 senesinde Jack Kirby tarafından çizilmiş harikulade bir Kaptan Amerika resmi var arkadaşlar. Ve kitabımız Joe Cusera. Joe Cusera da biliyorsunuz ünlü bir çizerdir. Kendisinin bir ön sözüyle başlıyor arkadaşlar.
biraz önce de belirttim ya, yani bugün bildiğimiz bütün o meşhur çizerlerin hepsi Jack Kirby'ye taparlar arkadaşlar. Evet, sayfamızı çevirmeye devam ediyoruz ve yine Kaptan Amerika'ya dair bir Jack Kirby çizimi var burada. Ve sonrasında 1940 senesinde Joe Simon'la beraber yaratmış olduğu, hepimiz tarafından sevilen, bilinen Kaptan Amerika'nın birinci sayısının kapağı var burada arkadaşlar, görüyorsunuz. Ve yine o dönem 1940'lı yıllarda arkadaşlar çizmiş olduğu başka bir çizgi roman Red Draven'ın burada kapağını görüyorsunuz arkadaşlar. Dedim ya, yani o dönem Jack Kirby sadece Kaptan Amerika ile kalmamış. Mesela görüyorsunuz burada Daring Comics'i çizmiş, Kaptan Daring'i çizmiş, Marvel Mystery Comics, efendime söyleyeyim USA adında bir çizgi roman çiziyor. Yani adamın el atmadığı yer kalmamış. Tabii esas olan Kaptan Amerika o dönem yaratmış olduğu göz bebeği, göz nuru Kaptan Amerika'yı uzunca bir süre çizmiş. Tabii Kaptan Amerika'nın o dönemki hikayeleri sürekli olarak Hitler ve Nazi ağırlıklı, gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı falan filan. Evet, bu şekilde Kaptan Amerika, gördüğünüz gibi, içerikleriyle kitabımız devam ediyor. Hakikaten güzel bir kitap arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Yani bulabiliyorsanız mutlaka alın, arşivinizde bulundurun. Yani nasıl diyeyim size, bir Jack Kirby müzesi diyebiliriz bu kitap için. Zaten sayfaları çevirdikçe göreceksiniz. Yani Marvel hiçbir şeyi atlamamış. Jack Kirby'yi o anlamda çok güzel bu kitapla taçlandırmış diyebilirim. Evet, görüyorsunuz Kaptan Amerika çizimleriyle devam ediyor. Yine bu kitap çıktı. Bu resimlerin altında görüyorsunuz burada bir takım bilgiler de veriliyor. Yani bu sahnelere dair, bu resimlere dair hangi yılda çizilmiş, kim tarafından yazıldı, kim tarafından çizildi. İşte yani Jack Kirby tarafından tabii hepsi çizildi de. Yani hepsiyle ilgili bir takım böyle ufak ufak bilgiler veriyor. O açıdan da güzel bir dokunuş olmuş. Evet, yine Jack Kirby'nin yaratmış olduğu karakterlerden birisi arkadaşlar. The Vision. 1940 senesinde Jack abi bu karakteri de bizlere kazandırıyor. Tabii ki o dönem The Vision'ın görüntüsü ve hikayesi bizim şu anki The Vision'la aynı değil. Ama The Vision'ın babası Jack Kirby'dir arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz burada kendisi bu karakteri de yapmış. Yani işte anlıyor musunuz bu adamın neden bu kadar çizgi roman dünyasında duayen olarak bakılması? Bu yüzden arkadaşlar, yani Stanley ile eşdeğer adam. Yani bunların hepsini görsel olarak yaratmak da hakikaten beyin ister. Anlatabiliyor muyum? Ve düşünün, yani yıllar sonra hala da bu karakterlerin hepsi çok popüler ve çok fazla okunan çizgi romanlar. Yani adam o zamanlar yaratmış olduğu bu karakterler bugün hala da çok meşhur. Ve bu yüzdendir ki bunların hepsini çizgi roman dünyası Jack Kirby'ye borçlu. Evet, yine o dönem çizmiş olduğu çizgi romanlardan birisi Daring Mystery Comics. Yine bakın burada Human Torch ve Bucky'nin yer aldığı Young Allies diye bir çizgi roman mesela çiziyor. O arada mesaj geldi bana. Telefonumun sesini de kapamayı unutmuşum. Evet. Ha, bir de Jack Kirby'nin arkadaşlar en meşhur olaylarından birisi yaratmış olduğu canavarlar. Mesela bu Tales of Suspense, Mystery into Journey çizgi roman serilerinde yaratmış olduğu canavarlar var mesela, karakterler var. Mesela bakın burada Titan diye bir canavar çizmiş mesela, yaratmış. O dönem bunlarla da çok meşhurdu bizim Jack Kirby. Mesela burada 2 R'le biten Thor adında bir mesela bir karakter yaratıyor 1962 yılında. Ve yine 1960 senesinde Steve Ditko ile beraber mesela burada Groot karakterini yaratıyor. Tabii bu Groot bizim şu anda Guardians'taki Groot değil ama yine Groot'un babası, isim babası ve yaratıcısı Jack Kirby'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tales to Astonish çizgi roman serisinde yaratmış olduğu Groot karakteri. Evet, onun yanı sıra yine bu şekilde böyle enteresan ejderhalar falan yaratıyor. Mesela burada Dr. Doom diye bir karakter var. Kim bilir, belki sorulur işte Dr. Doom'dan bizim Dr. Doom türemiş. Öyle değil mi? Yine bakın burada Tales of Astonish. Yine böyle bir mumya mesela. Diyorum ya, bu yaratmış olduğu canavarlarla da çok meşhurdu Jack Kirby zamanında. Yine burada 1960 senesinde çizmiş olduğu Rawhide Kid adında bir Western çizgi roman çalışması Jack Kirby imzalı. Görüyorsunuz burada. Sonrasında yine Rawhide Kid ve yine biraz önce belirtmiştim. Kendisi aynı zamanda romantizm içerikli, aşk içerikli çizgi romanları da çizmiş, gördüğünüz gibi. Burada 1963 yılına dair bir çizgi roman, romantizm içerikli. Ve sonrasında sayfalarımızı yine çevirmeye devam ediyoruz. Yine
yaratmış olduğu enteresan böyle bir canavar çizimi burada görüyorsunuz. Bu Amazing Adventures çizgi roman serisi, Journey into Mystery, Tales of Suspense. Amcam çizmiş de çizmiş anlayacağınız. Yani hayatı adamın çizmekle geçmiş ve eline atmadığı yer kalmamış. Yani bilim kurgudan tutun fanteziye, fanteziden tutun aşka, savaşa, western'e varana kadar herif her şeyi çizmiş burada görüyorsunuz. İşte yine 1961 senesine ait Teenage Romance, onun yanı sıra yine Love Romances adında romantik içerikli çizgi romanlar görüyorsunuz. Jack Kirby imzalı. Yine western çizgi romanları, Gunsmoke, Western, Kid Called Outlaw ve tabii ki de başyapıtlarından birisi Fantastic Dörtlü. Stan Lee ile yaratmış olduğu en baba çizgi roman serilerinden birisi. Öyle değil mi? Ve yine bu serinin içerisinde binlerce bizim bildiğimiz karakterin yaratılmasına sebep olmuştur Jack Kirby. Bunların aralarında kim geliyor? İşte Inhumans var, Silver Surfer var, Black Panther var. Hatırlayacak olursanız daha önce bahsetmiştim. Bakın burada Dr. Doom falan filan. Bu bölümde Fantastic Dörtlü'ye tabii ağırlık vermişler kitapta. Malum dediğim gibi Fantastic Dörtlü de yine Jack Kirby ve Stan Lee'nin yaratmış olduğu en baba çizgi roman serilerinden birisidir. Evet, görüyorsunuz. Ve kitabın güzel tarafı arkadaşlar, dedim ya, yani Jack Kirby'ye ait hemen hemen bütün çalışmaları koymuşlar yani ve ellerinden geldiğince de bütün hani resimlerini kitaba koymuşlar. O açıdan da çok beğendim kitabı. Evet, bunu görüyorsunuz. Inhumans'a dair güzel bir çizim mesela. Ya bir de adamın özelliği şu, yani bazı karakterleri hani daha yazar yaratmadan o çizerek yaratmış. İşte bunlardan en büyüğü mesela kimdi? Silver Surfer'dı. Yani Silver Surfer'ın Stan Lee'da haberi yok ama Jack Kirby çizerek böyle bir karakter yaratıyor. Diyor ki bak diyor, ben böyle bir karakter yarattım. İsmi de Silver Surfer. Buna diyor git hikaye yaz diyor. Yani yazarın da önüne geçen böyle bir beyni varmış adamın. Adam yani çizerek karakter yaratıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani müthiş, süper bir şey. Ve onun üstüne de Stan Lee ne yapıyor? Gidiyor Silver Surfer'a hikaye yazmaya başlıyor. Fakat büyük bir ihanetle John Buscema'yı seçiyor çizer olarak. Ki bence o anlamda biliyorsunuz, daha önce de belirtmiştim, İsabetli bir karar vermiş. Çünkü nedense Jack Kirby'nin çizmiş olduğu Silver Surfer'ı ben beğenmedim hiçbir zaman olsun. Ya herhalde bilmiyorum. O dönem belki çizseydi farklı gözükebilirdi ama dediğim gibi yani benim gördüğüm kadarıyla John Buscema'nın Silver Surfer çizimi daha hoş. Evet, gördüğünüz gibi burada yine Giant Man. Giant Man'i de bizzat kendisi yaratmıştır. Gördüğünüz gibi Jack Kirby imzalı Giant Man çizimleri burada. Yine Hulk arkadaşlar. Hulk'un birinci sayısı yine Jack Kirby tarafından resmedilmiştir kapağı. Yine bazı sayfaları da aynı şekilde. Evet, görüyorsunuz. Burada da Hulk, Jack Kirby imzalı Hulk çizimleri görüyorsunuz. Kapakları, iç sayfaları bu şekilde gidiyor. Yine zaman zaman Örümcek Adam'ı da kendisi çizmiş. Gördüğünüz gibi Jack Kirby imzalı bir Örümcek Adam kapağı. Tabii bunların bazılarını çizerken Steve Ditko ile beraber çizmişler. Burada aynı şekilde belirtiyorlar kitabın altında. Sayfanın altında daha doğrusu. Evet, bu da yine Iron Man arkadaşlar. Yine Jack Kirby imzalı ilk Iron Man çizimleri görüyorsunuz. Sonrasında evrim geçiriyor Iron Man. Yine Jack Kirby tarafından evrim geçiriyor. Ve yine Thor, Jack Kirby'nin en çok severek çizdiği karakterlerden birisi Thor. Bunu da uzun yıllar boyunca çizdi amcam. Evet, görüyorsunuz burada Thor çizimleri. Elimden geldiğince tek tek gidiyorum arkadaşlar ki kitabın bütün sayfalarını size göstermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi her sayfada ayrı bir güzellik var kitapta, gördüğünüz gibi. Yani dolu dolu bir sürü bilgi var. Yani baktıkça bakıyorsunuz, çok güzel yani. O anlamda hakikaten dediğim gibi bulabiliyorsanız mutlaka alın, arşivinize koyun diyorum. Yine Avengers biliyorsunuz ilk 16 sayısını Jack Kirby çizmiştir. Her şeyin ilki Jack Kirby arkadaşlar. Görüyorsunuz burada yine Avengers, Kaptan Amerika. Bir dönem Kaptan Amerika'yı Silver Age döneminde tekrar Jack Kirby çizmeye başlayacaktır. Hatta Jack Kirby'nin Silver Age döneminde çizmiş olduğu Kaptan Amerika sayılarından oluşan bir omnibus da yakında piyasaya çıkıyor. Hani olur ya, meraklısı varsa
buradan duyuruyorum. X-Men yine aynı şekilde Jack Kirby'nin elinden çıkmış olan karakterlerdir. Yani ilk olarak Jack Kirby tarafından çizilmişlerdir. Onun hayal gücüyle ona göre çizilmiştir. Görüyorsunuz burada. X-Men'ler. Sonrasında yine S.H.I.E.L.D. Strange Tales. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet, Silver Surfer. Bu da yine Jack Kirby tarafından çizilmiş olan bir Silver Surfer sayısı. Hatırlayacak olursanız Silver Surfer'ın Omnibus'un tanıtımında ilk 18 sayıdan sonra Jack Kirby Silver Surfer'ı çizer. Ama gördüğünüz gibi yani çok da hoş çizimler değil bence. Can Buscema daha iyi oturmuş. Ya şimdi biliyorsunuz siz de bazı çizerler bazı karakterleri çok iyi çiziyorlar ama bir bakıyorsunuz başka bir karakteri çizdiğinde o havayı size veremiyorlar. Yine bakın bizim Marvel'in Tarzan'ı diyeyim ben buna. Kazar mesela. Kazar da Jack Kirby tarafından yaratılmış bir karakterdir. Hatta kendisine bir süre seri bile yapılmıştır Marvel Comics'te o dönem. Yine Jack Kirby imzalıdır. Inhumans'lar gördüğünüz gibi. Ve 1970'li yılların arkadaşlar ortasına geldiğimizde Marvel Comics'te Jack Kirby'nin yaratacağı en baba işlerden birisi The Eternals olacaktır. The Eternals hem Jack Kirby tarafından yazılmaktadır hem de Jack Kirby tarafından çizilmektedir. Yani anlayacağınız The Eternals %100 Jack Kirby imzalı bir iştir arkadaşlar. O dönem çıktığında gerçekten büyük yankı uyandırmıştır The Eternals çizgi roman serisi. Biliyorsunuz yakında inşallah filmi de gösterime girecek. Hatta hatta Jack Kirby imzalı sayılarından oluşan bir The Eternals Omnibus'u da piyasaya çıkacak yakında arkadaşlar. Meraklısına buradan duyurulur diyorum. Dediğim gibi 1970'li yılların ortalarında Jack Kirby tarafından yaratılan bu seriden sonra yine Jack Kirby Marvel'de bir takım irili ufaklı işlere imza atacaktır. Fakat artık yavaş yavaş ayrılmanın eşiğine gelecektir Jack Kirby Marvel Comics'le. Ve en son olarak Marvel Comics'te yaratmış olduğu karakter arkadaşlar Jack Kirby'nin Machine Man'dir. Burada da gördüğünüz gibi onu resmetmişler zaten. Sene 1978 Machine Man'i yaratır. Machine Man'e de Marvel Comics bir seri yapacaktır elbette. Fakat zannedersem çok fazla tutulmayacaktır. Ha, onun yanı sıra bir de son çalışmalarından birisi Marvel'de Jack Kirby'nin Devil Dinosaur olacaktır. Yani şeytan dinozor böyle. Dediğim gibi bir başrolde bir dinozorun olduğu bir çizgi roman serisi yaratacaktır Jack Kirby abi. Ve yine bu çizgi romanı da arkadaşlar hem kendisi yazıp hem de kendisi çizecektir. Gördüğünüz gibi zaman zaman Jack Kirby yaratmış olduğu çizgi romanları aynı zamanda yine kendisi yazmıştır. Ve sonrasında zaten 1980'li yılların başında Jack Kirby Marvel ile yollarını ayıracaktır arkadaşlar. Burada zaten kitabımızın sonuna geldik artık. Bunlar da Jack Kirby'nin Marvel Comics'te yapmış olduğu son çalışmalardan bazı örnekler görüyorsunuz burada. Thing, Nova'nın kapağını çizmiş, Defenders'ın kapağını çizmiş, Thor'un kapağını çizmiş, efendime söyleyeyim. Avengers'ın bir takım dediğim gibi burada genelde hep kapak çalışmalarını görüyorsunuz 1980'li yılların sonuna doğru. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi Jack Kirby'nin hayatı dolu dolu geçmiş çizim anlamında. Çizgi roman dünyasında gerçekten hani bu kitabı gördükten sonra neden kendisine duayen denildiğini bir kez daha gayet iyi anladım. Siz de eminim ki anlamışsınızdır. Mutlaka dediğim gibi bu kitabı bir şekilde bulun, alın, arşivinize koyun derim. Oldukça güzel, hoş bir kitap olmuş. Yani dedim ya, neredeyse bir Jack Kirby müzesi diyebilirim. Bu arada üye olmayan arkadaşınız varsa hala da lütfen kanalıma üye olsunlar. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Jack Kirby hakkında? Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz çizimlerini? Özellikle yeni nesil çizgi roman okuyucuları eminim ki çizimlerini biraz tuhaf buluyor olabilirler. Ama dediğim gibi kendisi hakikaten baba bir adammış diyerekten şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.